Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Sahabiye Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşümün ikinci etabında yapılacak 6 bloğun bir inşaat firması yerine birden çok firmanın yapması gerektiğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer gündeme gelen konuları değerlendirdi. Turkovak aşısının mucidi Aykut Darendeli'nin adının Kayseri'de bir bulvara verilmesiyle başlayan toplantının imar ağırlıklı geçtiğini anlattı. Bugün 50 maddelik bir gündemimiz vardı. Türkovak aşısının mucidi Aykut hocamızın adının Kayseri'de bir bulvara verilmesiyle devam etti bugünden. Bir de imar yoğunluğu yüksekti. Sene sonunda biriken imar konuları çeşitli belediyelerden buraya aktarıldı. Onlara bakıldı. Bazı redlerimiz vardı bu konularla ilgili. Gerekçelerini de az önce açıkladık. Bir de ben Başkan Bey'i şunda uyarmak istedim. Sahabiye kentsel dönüşümünün ikinci etabı yakında başlayacak. Bu ikinci etap yaklaşık 6 bloktan oluşuyor. Bunlarla ilgili detay istedik ki belediye görevlileri bunlarla ilgili bizlere bir sunum yapacaklar. Detaylı bilgi verecekler ama buradaki en önemli nokta 6 blok çok çok büyük, geniş alanlar. Bu ekonomik durumda her bloğu ayrı ayrı ihale ederseniz daha doğru olur. Toplu ihale yapmayın. Toplu ihale yapmanın şöyle de bir sakıncası var, zaman. Yani bir inşaat firması 6 bloğu yapana kadar çok ciddi bir zaman geçiyor. Biliyorsunuz Sahabiye'de ciddi de bir trafik sıkışıklığı oluşuyor. İnşaat kamyonları, betonyerler vesaire. Bu kirliliğin, gürültünün de bir an evvel hızlıca bitirebilmesi için ihalenin parçalanarak ayrı ayrı firmalara verilmesini tavsiye ettik.